Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey hakkında konuşacağız. Osman Bey, Osman Gazi ve Birinci Osman adlarıyla tanınan 600 yıllık bir tarih diliminde ve 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahıdır. 1258'de Söğüt'te Ertuğrul Gazi ve Hayme Hatun'un çocukları olarak dünyaya gelen Osman Gazi 1281 yılında Söğüt'te kayı boyunun yönetimine geçti. Henüz 23 yaşındayken kayı boyunu yönetmeye başlayan Osman Gazi'nin aşiretin önemli kişilerinden biri olan Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile yaptığı evlilikten kendisinden sonra Osmanlı'nın başına geçecek Orhan Gazi adında bir oğlu oldu. Osman Gazi'nin daha sonra evlendiği Ahi şeyhlerinden Edebali'nin kızı Bala Hatun'dan da Alaaddin adında bir oğlu vardı. 1281 yılında tahta çıktı. Kulaca Hisar ve Karaca Hisarı alınca Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Mesut 1. Osman'ı ödüllendirdi. 1299 yılında İnegölü alması Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. 1299 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beyi olmaktan çıkıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Osman Bey 1281 yılında Söğüt'te Kayı boyunun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Osman Bey değerli bir devlet adamıydı dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü artmıştır. 1302 yılında ilk kez Bizans İmparatorluğu ordusuyla Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bu savaşı Osmanlılar kazandı. Yapılan savaşlardan sonra 1315 yılında Bursa'yı kuşattı. Savaş sırasında hastalandı. 1324 yılında devlet işlerini oğlu 1. Orhan'a bıraktı. Ancak padişahlığı fiilen devam etti. 1326 yılında Nikris hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Osman Gazi'nin geriye bıraktığı mal varlığı bir at zırhı, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş yani ok çantası, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklıktan ibaretti. Osman Gazi'nin türbesi Bursa'dadır. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 5000 kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğlu Orhan Bey'e 16000 kilometre kare olarak devretti. Osman Bey'in zamanında ilk Osmanlı parası olan Akçe basıldı. Osman Gazi, fetihlerin yanı sıra fethedilen yerlerin idareleri için gerekli teşkilatların da kurulmasına öncülük etti. İhtiyaca göre kanun mahiyetinde verdiği emirlerde Selçuklu kanunlarından da yararlandı. Osman Gazi zamanında ilk kez vergi alındı. Selçuklular zamanında geçerli olan tımar yönetimi Osman Gazi zamanından itibaren sürdürüldü. Osman Bey'in rüyası Osman Gazi ahi şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultan önündeki dergahına gider ve misafir kalırdı. Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali'nin dergahında misafirken bir rüya gördü. Sabah olunca hemen Şeyh Edebali'ye koşup ona şöyle dedi. Şeyhim rüyama girdiniz.'' Göğsünüzden bir ay çıktı, yükseldi, yükseldi, sonra benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı, büyüdü, yeşillendi, dal budak saldı. Dallarının gölgesi bütün dünyayı tuttu. Rüyam ne manaya gelir? Şeyh bir süre sustuktan sonra ona şöyle dedi. Müjdeler olsun ey Osman, Hak Teala sana ve senin evladına saltanat verdi. Bütün dünya evladının himayesinde olacak, kızım da sana eş olacak. Bu olaydan sonra Şeyh kızı Bala Hatun'u Osman Bey'e verdi. Bu evlilikten de Alaeddin doğdu.